Efendim konuşmalardan sonra izin verirseniz ben kısaca konuları toparlamak istiyorum. Konuşmacılardan Sayın Mustafa Sarıgül, hepinizin de hatırlayacağı gibi siyaset dışı olaya yaklaşmak gerekir dedi. Bu çok önemli. Zaten TOKİ Başkanımız Sayın Erdoğan Bayraktar bu konuda son derece hassas davranmakta ve siyaset üstü olaya yaklaşmakta ülke değerleri açısından. Ben kendilerini kutluyorum bu açıdan ve bu toplantıda bunun bir örneği. Aynı zamanda gökdelenlerden bahsetti. Fakat bu gökdelenler ve imar affı yasalarının çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Gelişigüzel her yerde gökdelen yapılmaz. Aflarda biliyorsunuz son bir af dedikten sonra ondan sonraki hafta son bir af olabilir. Bunların da çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Profesör Doktor Sayın Seba Özmen çok önemli bilgiler verdi bize. Hükümetin yaklaşımını da olumlu buldu. Hukuk konusunda bize hiç danışmıyorlar. Plancılar kararlar alıyor dediler. Fakat sadece hukukçuların karar alması da doğru değil. Çünkü imar konularında, imar planlarında bilimsel bazlı hukuki kararlar ve yasaların çıkarılması gerekir. Bugün Türkiye'deki en büyük sorunlardan birisi de imar yasalarının belli bilimsel kriterlere oturtulmamış olmasıdır. Kendilerine hak veriyorum. Ancak birlikte ve konuyla ilgili uzmanlarla birlikte bu yasalar çıkarılırsa çok daha iyi sonuçlar alınır diye düşünüyorum. Diğer taraftan Af Kanunu'ndan bahsettim. Bu gelişigüzel işgallerden de kurtulmamız gerekir diye söz edildi. Son derece haklılar. Mr. Payne ise Yenişehir yerleşim alanlarının nüfusa paralel olarak saptanması, bunların bilimsel olarak planlamalarıyla paralel yürütülmesi, yasa ve planlamaların aynı zamanda ekonomi ve mülkiyet haklarıyla birlikte ele alınması gerektiğini ve kiralama sisteminin de bu konuda değerlendirilmesini açıkladılar. Ve bu burada Ankara örneğini verdiler. Ondan sonra Sayın Pelin Pınar Özden bir takım eleştirilerle yaklaşacağım, bundan kimse alınmasın dedi. Tabii ki eleştireceğiz birbirimizi. Biz ülke olarak hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız, hepimiz kardeşiz ama yanlışlarımızı da ortaya koymak hepimizin görevi. Bunun için hiçbirimize alınmaya hakkımız yok, hele hele bu konularda. Kendileri kırsal alana gelişmiş ülkelerdeki dönüşü, banyoleşme konularına girdi. Doğrudur. Çok gelişmiş alanlarda bugün kırsal alana dönüş vardır. Ama kırsal alan kalmış ise, bu çok önemli. Bir ülkenin geleceği ekolojik açıdan temelini kırsal alanlarında muhafazası, tarımsal alanlarda buna dahil en başta doğal alanlarla birlikte söz ettiler. Yeni politikalar ve yasalara ihtiyaç var dediler. Doğrudur. Türkiye'nin artık bilimsel bazlı çok iyi politikalara ve yasalara ihtiyacı var. Ve bu politikalar siyaset üssü devlet politikası olarak yürütülmek zorunluluğunda her hükümet bence bunları geliştirerek, çağa uydurarak uygulamak durumundadır. Olaya bu şekilde yaklaştığımız zaman ülkemiz ilerlemekte devam eder. Bugünkü Avrupa Birliği süreci içerisinde aldığımız tenkitlerden ve frenlemelerden de kendimizi kurtarmış oluruz. Ben bu konularda Türkiye açısından son derece önemli olan bu konularda gerçekten böyle uluslararası bir düzeyde hazırlanan bu konferans ve simpozyumlar son derece yararlı olacak kanısındayım. Çünkü bu konferanslar, bu açıklamalar, bu bilgilendirmeler bireysel değerlendirmeler, bireysel isteklerin dışına çıkarak bir ülkenin gerçek ihtiyaçlarını ve gerçekten yapması gerekenleri ortaya koyar. Eğer bu ülke yükselirse hepimiz yükseliriz, bu ülke kaybederse hepimiz kaybederiz. Bu açıdan izin verirseniz sözlerimi